Evet, ne soracaktınız? Buyurun. Meral Hanım, ben ilk önce ikiz lirayla alakalı bir şey sormak istiyorum. İnsanlar neredeyse bir ayda burada direniş yapıyorlar. Aynı zamanda buradan çıkan harcayatları biz Cumhuriyet Gazetesi olarak dün takip ettik. Ve denize döküldüğünü öğrendik. Ve hiçbir şekilde denetim yok dökülen yerde. Buna ilişkin bir şeyler söylemek ister misiniz? Önce onu sorayım. Sonra siyasi. Şimdi ben buraya özel olarak geldim. Ve yöntemimi de aşağı yukarı bir buçuk yıldır beni takip eden herkes biliyor ki gittiğimiz yerin esnafsa esnaf, köyse köy, mahalleyse mahalle, kadınsa kadın, gençse genç, onun sorunu üzerinden gidiyoruz. Yani biz kendimizle, biz dediğim partimizden bahsediyorum. Ne benim şahsım, ne partimin propagandasının yapılmadığı, gerçek derdin sizler aracılığıyla kamuoyuna iletildiği, sonra da meclis gündemine getirilip arkadaşlarımız tarafından canlı tutulduğu bir yöntem bu. Burada da aynısını yaptık. Şimdi İkizdere'de ben esnaf gezdim. Sonra da buraya geldim. Orada esnafı dinledim. Burada da bu insanları dinledim. Şimdi bu dinlememizin neticesinde oradan bilgiler aldık. Mesela Avukat Bey'le görüşeceğiz. Şimdi sizden bir bilgi aldım. Baştan biraz sorayım. Bunlarla ilgili benim bilgim yok. Şimdi bunları hep öğrendik. Daha derinleştireceğiz. Arkadaşlarımız, grup başkan vekilimiz, milletvekilimiz, milletvekillerimiz var epey burada benimle beraber gelen. Bu arkadaşlarımız soru önergeleri verecek, araştırma önergeleri verecek meclis içinde. Ben gruba, grup konuşmama koyacağım. Mesela bunu da bir bilgi olarak not ettik. Şimdi tespitini yapacağız. Kamyonların benzeri. Tabii. Evet. Şimdi ben ilk defa sizden duydum. Dolayısıyla hem çözüm önerisini söyleyeceğiz, hem eleştirileri yapacağız ama grupta. Onların tamamını buradan ve sizden aldıklarımız üzerine bina edeceğiz. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim. Yani bir görev yapmak üzere buradayız. Evet. Sayın Akşener, Saadet Partisi'nin Konya Milletvekili Abdurrahman Konukman dün gece bir televizyon programında bir soru yöneltildi kendisine gazeteci tarafından. Şimdi bilmeniz açısından da söylüyorum. Biz bir haber yapmıştık. Dedik ki milletvekillerinin denetiminde Eskencedere Vadisi'nde Dözer'le çalışmasını sürdürüyor. Milletvekilleriniz geliyorlar, Dözer'in önüne çıkıyorlar. Gittikten sonra Dözer çalışmaları devam ediyor. Daha sonra Bekaroğlu ne şart altında olursa olsun bu vadiyi terk etmeyeceğiz dedi. Şimdi Saadet Partisi'nin bir çağrısı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partilerin milletvekilleri ve bu gruplar acilen toplanıp milletvekilleriyle beraber vadiye gitmekten başka bir alternatif kalmadığını, dolayısıyla biz hazırız diyor. Sizin milletvekilleriniz de geldi. Bu vadiyi terk etmeyeceklerini söylediler. İnsanların umudu da siyasiler oldu. Çünkü giremiyorlar. Doğru. Dinlediniz. Doğru. Dolayısıyla siz İyi Parti olarak böyle bir oluşumun içerisinde yer alacak mısınız? Milletvekilleriniz dezelerin önüne duracaklar mı? Verdiği sözü tutacaklar mı? Benim açımdan bir sorun yok. Yani arkadaşlarımız meclisten, milletvekili değilim biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla meclisteki arkadaşlarımızın çalışmalarını yani ben bünyenin içinde yer almadığım için arkadaşlarımızla ortaklaşarak bir sistem kuruyoruz. Dolayısıyla da onlarla bir araya geleceğiz. Ama mesela mecliste ben şimdi gerek Saadet Partisi milletvekili var. Saadet Partisi'nden ya da diğer siyasi partilerden böyle bir talep var mı şu anda? Böyle bir teklif şu ana kadar gelmedi. Yok. Ha, bu teklifin muhtemelen karşılığı olur. Böyle bir karar verildiğinde zaten milletvekilleri nöbetleşe gelir. Ona kimse hayır diyemez. Yani bir mantık olarak söylüyorum bunu. Benim ilk defa bilgim oldu. Şimdi arkadaşım da grup başkan vekilimiz bizim. Ben hep yetkililer, yani partimizin yetkili kişileriyle de geziyorum ki onun böyle ayak ayak giden bir sistemi var onu başarmak için. Elimizden geleni yaparız. Peki Meral Hanım, biliyorsunuz sizin bir Netanyahu benzetmeniz evet. oldu. Onun üzerine polemikler başladı. Evet. Siz de dün gece bir yanıt verdiniz sosyal medya evet. hesabınızdan. Evet. Ona ilişkin neler söylersiniz tartışmalara? Valla benim için ilginç olanı şu. Şimdi akademik dünyadan gelen bir insanım ben. Yani senelerce İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığından politikaya başladım. Senelerce rejimleri anlattım öğrencilerime. Son dönemde, yani son 20 yılda, 25 yılda bir gelenek oluştu. Bu çok ciddi bir bilimsel tartışma konusu. Sultancıl yönetimler deniyor bunun adına. Bu sultancıl yönetimler meselesini de 5 yıldır ben konuşuyorum. Şimdi birincisi bu. Bu sultancıl yönetim ne demek? Anlayış, zihniyet ne demek? Mesela Macaristan'da Orban'ınki, Putin gibi, efendim Trump gibi,
Biden ne olacak bilmediğimiz için henüz kendisiyle ilgili bir fikre sahip değiliz. O tip bir şey diyemeyeceğim. Macron gibi uluslararası ilişkileri siyasetin, iç siyasetin öznesi yapan ve seçim kazanabilmek için bilumum değerlerin içine böyle şırak diye tüküren bir anlayış bu. O sandığı, sandalyeyi muhafaza için bunun şimdiki adı popülist diktatörler. Tamam. Ben diktatör sözünü hiç sevmiyorum. Onun için sultancıl yönetim zihniyeti diyerek, yani bilimsel adı da bu. Şimdi Netanyahu aynı. Netanyahu'nun Filistin'e yaptıklarıyla alakalı değil benim söylediğim. O sandığı muhafaza etmek açısından. İstanbul seçimlerinde benzeri yapılmadı mı? Bu bir anlayış. Ama Sayın Erdoğan çok gücüne gitti. Zavallı dedi. Zavallılığı dün akşam söyledim ne olduğunu, zavallının ne olduğunu. Çok yani Filistin'in yerini gösteremeyeceğimi söyledi. Ben tarih doktoralıyım. Filistin kuruluşunu, Siyonizmi okuturum arkadaşa gerekirse. Ama en önemlisi Filistin haritadaki yerini biz Mescid-i Aksa'dan biliriz. Tamam mı? Şuradan biliriz. Biz hepimiz biliriz. Bu da ayrı bir şey. İnsanların kutsal değerleri üzerinden itilip kakılmasından bıktık, usandık artık. Bana geçmez. Ben yemem. Bu ülkede Sayın Yavaş'la ikimizi Çin elçisi tehdit etti be. Bu kabadayı arkadaşımız, hani böyle kabadayı iyi anlamda söyledim, böyle delikanlı cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı yaptığı ülkenin bir partisinin genel başkanı, başkentinin belediye başkanı tehdit edildi. Bir başka ülkenin elçisi tarafından ne yaptı? Çay içirdi elçiye. Şimdi dolayısıyla, ama güzel. Bak, 250 bin lira tazminat davası açmış. Demek ki miktar oymuş. Çok teşekkür ederim. Peki, bu taraftan. Süleyman Soycu'nun televizyon yayınında yaptığı açıklamaları korsantılara. Ben izlemedim. İzlemedim. Fakat Sayın Soylu biliyorsunuz, ben İçişleri Bakanlığı'nda stajyerim. Kendisi ordinarius profesördü Sedat bakanlık Peker'in konusunda. Videoları da gelmeye devam bakın ediyor. Arkadaş, ordinarius profesör işte İçişleri Bakanımız var. Şimdi soru sorduğunuz kişi de yani stajyer bir İçişleri Bakanı. Şimdi ordinarius profesöre bakmak lazım. Çok teşekkür ederim. Çay üreticileriyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Çay tabağı 4,5 olması lazım. En az 4,5 lira olması lazım. Bunu çalıştı arkadaşlar.